Arkadaşlar merhaba, ben Üstü Hoca. Eser özetleri kısmına devam ediyoruz. Videolar devam edecek inşallah. Bu sefer şöyle bir şey yaptım. Özet kısmına romanla ilgili, hikayeyle ilgili, artık hangi eseri ele alıyorsam onunla ilgili böyle genel bir toparlayıcı bir ifade yazmaya karar verdim. Özetlerle çok fazla böyle kafanızı yormak istemedim, boğmak istemedim. Çok fazla eser gördük, göreceğiz çünkü. Doğal olarak biraz daha bu kitabın önemi nedir tarzında bir açıklama yapacağım o kısımda. Biraz da içerikle ilgili bilgi aktaracağım, haberiniz olsun. Evet, ele alacağımız ilk eser bu videoda Aganta Burina Burina. Nata kim hocam? Yazarı Halikarnas Balıkçısı. Tabii ki bu takma adı, yani müstearı. Asıl ismi Cevat Şakir Kabaağaçlı, biliyorsunuz. Kahramanları bu eserin Mahmut, Halil Usta, Süleyman Kaptan. Bakın, Süleyman Kaptan. Sanki kaptan ifadesi biraz böyle denizciliği net bir şekilde hatırlatıyor. Sankisi fazla. Peki özet kısmına baktığımız zamansa bu eser arkadaşlar geçimini tamamen denize bağlı olan, geçimini denizden kazanan bu vatandaşlarımızı, ismi geçen balıkçılarımızı anlatıyor. Yer Bodrum. Bodrum'un küçük bir sahil kasabası da diyebiliriz. Orada balıkçılıkla geçimini sağlayan kişilerin hayatları üzerine kurulmuş bir eser Aganta Burina Burnata. ÖSYM çok fazla soruyor bunu. Haberiniz olsun. Sorunlara çok müsait bir eser. Hazır olmakta fayda var. Özet olarak herhangi bir olay örgüsü sorulmayacak sınavda. Kahramanlar, önemli bilgisi ve yazarı sizler için fazlasıyla yetecek, içiniz rahat olsun. İkinci üzerinde duracağımız eser Aylak Adam olacak. Hemen Aylak Adam'ın tahliline başlayalım. Yazarımız Yusuf Atılgan, biliyorsunuz. Dönemin postmodernist isimlerinden Oğuz Atay gibi, Orhan Pamuk gibi önem taşı ve sorulma ihtimali çok yüksek bir isim, yine her sene olduğu gibi. Kahramanlar arasında C'yi göreceksiniz. C nokta. Yani adamın adı bile yok. O kadar silik, o kadar yalnız, o kadar dışlanmış, ötekileştirilmiş bir tip karşımıza gelecek. Ayşe ve Güler olmak üzere diğer karakterleri de almış olduk. Evet, özete baktığımız zaman, Aylak Adam'ın analizine baktığımız zaman tamamen idealsiz olan, hayatta tutunacak herhangi bir dalı olmayan, adeta tutunamayan bir tip olan C'nin ruhsal portresi çiziliyor. Bu eser yabancılaşmayı da anlatıyor aslında. Toplum içinde kalabalıklarda yabancı kalma, yalnız kalmayı bize çok net hissettirecek. C karakterinin isminin dahi olmaması aslında romanı en güzel özetleyen taraf şüphesiz ki. Evet, üçüncü eserimiz videomuzda Baba Evi olacak. Baba Evi bize Orhan Kemal'i hatırlatacak. Biliyorsunuz Türkçe'ye bir gönderme yapalım. Evi ifadesi bitişik yazıdır da eser adıdır, saygı duyuyoruz. Evet, 24 bölümlük, yani tam böyle birinci bölüm, ikinci bölüm gibi ayrılmış ama birbirinden kopuk olmamakla birlikte, yani kitaplarda böyle birinci, ikinci, üçüncü, beşinci diye bölümler ayrılır ya, kitap aslında bütündür. Yine de yazar bunu ayırmıştır. O tarz bir bölümleme var. Burada çocukluk, gençlik hatıralarının yer aldığı bir eser olarak karşımıza çıktığını göreceksiniz Baba Evi'nin. Kimler var hocam? Avukat Baba var, Niyazi var, Abdülkadir Kemali var. Abdülkadir Kemali baş karakterimiz arkadaşlar. Bunu cebinize koymanızda büyük fayda var Baba Evi için. Dediğimiz gibi çocukluk ve gençlik hatıraları yer alıyor. Yaklaşık 24, yaklaşık da demeyelim, tam diyelim haydi, 24 bölümlük bir eser. Peki, Bereketli Topraklar Üzerinde adlı eserin tahliline geçelim hemen. Yazarımız Orhan Kemal, kahramanlarımız Köse Hasan, Pehlivan Ali ve İflahsızın Yusuf. İsimler biraz hani toprak deyince bize neyi hatırlatıyor? Köyü hatırlatıyor, tarımı hatırlatıyor. Orada da lakap vardır ya köylerde, işte İflahsızın Yusuf, Köse Hasan, Pehlivan Ali falan, değil mi? Bakın çok güzel bir bağdaştırma aslında bu. Cebinizde kalsın. Özete baktığımız zaman arkadaşlar, Köse Hasan, Pehlivan Ali ve İflahsızın Yusuf adlı 3 arkadaşın Çukurova'da ekmek parası peşinde yaşadıkları serüvenleri anlatılıyor arkadaşlar. Cebinizde kalsın lütfen. Süper, ben sevdim ya böyle özetlemeyi. Tek tek olay örgüsü üzerine duruyorduk. Sıkılıyorduk yani ister istemez, değil mi? Şimdi Köse Hasan'ın pehlivanla arasındaki ilişki romandan, sınavda nasıl gelebilir Allah'ını seversen? Yani bir de böyle eserleri artırdığın zaman 50-60 tane, 70 tane eserin özetini yapıyorsun. Kafalar iyice karışıyor. Ama en azından Bereketli Topraklar Üzerinde eserinde Çukurova'nın gündeme geldiğini, ekmek parası muhabbetini, bu üç arkadaşı, lakapları hatırlamanız yetecek ya sınavda gelecek soru için. Peki hocam. Bir akşamdı yazarımız Peyami Safa. Tekrar tekrar vurgulayalım. Peyami Safa dönemin önemli isimlerinden Server Bedi takma adını kullanıyor, haberiniz olsun. Özellikle ticari kaygılarla yazdığı eserlerinde Server Bedi adını kullanacak. Kahramanlarımız Meliha ve Kamil. Özete baktığımız zamansa evden kaçan genç bir kızın sonunda, romanın sonunda vesairesinde yaşadığı bir hayal kırıklığı. Hani özgürlüğü evde değil de evin dışında ararsın ya bazen. Evde böyle anne baba sıkar falan ama çıktığın zaman evin aslında saray olduğunu anlarsın. Onu işte özetliyor. Günümüzde fazlasıyla karşılaştığımız bir durum bu. Değil mi? Evden kaçan ama büyük bir hayal kırıklığıyla hayatını mahveden ya da eve dönen tipler. Aman dikkat hocam. Bir bilim adamının romanı. Kim hocam bu bilim adamı? Bu bilim adamı Mustafa İnan. Profesör Doktor Mustafa İnan'ın, yani Oğuz Atay'ın hocasının adeta
hayatı anlatılıyor. Kronolojik bir sıra gözetmiyor Oğuz Atay bu eserinde, haberiniz olsun. Yani geriye dönüşler de var. Kahramanlarımız tabii ki Mustafa İnan, babası Avni Bey, Rabia Hanım, annesi vesaire. Mustafa İnan anlatılan bilim adamının kendisi. Şimdi biyografik bir roman, aman dikkat, otobiyografik değil. Kişi kendisi yazmadı bunu. Yani Oğuz Atay kendisiyle alakalı bilgilere girmemiş. Direkt olarak Mustafa İnan'ın hayatını kronolojik bir sıra gözetmeden akronolojik bir şekilde aktarmış bilginize. Sorulur mu hocam? Oğuz Atay her sene sorulmayan müsait bir tiptir. Neden bir bilim adamının romanı da bir şekilde gelmesin? Yazar eser tür bu sene bomba olacak. Göreceksiniz, kullanılma ihtimali çok yüksek bir eserden bahsettik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere o zaman.